Türk'lere ve Türklüğe hakaret etmiş bir arkadaş hakkında konuşalım ve arkadaşın içinden analiz edelim. Benim için gerçekten önemli bir konu bu. Bu konuyla ilgili alınacak gerçekten çok ibret var. Biliyorsunuz arkadaşlar, Dior Reis önce Türklük ve Türklerle ilgili bazı şeyler söylemişti. Türk halkından bir bok olmaz vesaire vesaire birazdan okuyacağız. İkincisi de bir bununla ilgili konuşacağız. Bence çok çok önemli bir konu. Neden çok çok önemli bir konu? Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ortada bir tez var, tamam mı? Bu tez şöyle, Türkiye'de kaldığın sürece, Türkiye'de olduğunuz sürece hiçbir bok olamaz. Yani siz isteseniz de başaramazsınız. Hiç bok olamazsınız. Önce bu tez var. Bu tezi atan arkadaş ile ilgili konuşacağız birinci partımızda. İkinci bölümümüzde de buna sırf Türkiye'yi bokladığı için, Türkleri bokladığı için doğru dedi kral yazan Ortadoğu enterleri ile ilgili konuşacağız. Şimdi haberi okuyalım önce arkadaşlar. Ne demiş? Skandal videoya savunması daha beter. Bu olay o yüzden gündem oldu tekrar. Bir tane daha savunma videosu çekmiş. Savunma videosunda iyi demişim falan demiş. Ve bu da haberleri çıkıyor. O yüzden tekrardan gündem oldu bu olay. Ve kesinlikle üzerinde konuşulması gereken bir olay arkadaşlar. Neden olduğunu biraz daha anlayacaksınız. Yani şu özetle şu sebepten dolayı. Sizler de Türk'sünüz, birçoğunuz Türkiye'de yaşıyorsunuz ve bir şeyler oldurmaya çalışıyorsunuz, değil mi? O yüzden bu konuyu bilmeniz lazım. Bu konuyla ilgili bilgi sahibi olmanız lazım. Gerçekten Türkiye'den bir bok çıkmıyor mu? Gerçekten Türklerden bir bok olmaz mı? Onu bir konuşmamız lazım arkadaşlar. Şöyle yazıyor. Youtuber Diamond Tema sosyal medyadan yayınladığı bir videoda Türkiye'ye ve Türk halkına küfürler savurdu. Türkiye bombok bir ülke, Türk halkı bombok bir halk, ahlak bu seviyedeyken yırrak gibi bir geleceğiniz olacak diyen temanın savunması da bir o kadar skandal oldu. Ağzıma sağlık çok iyi söylemişim. Ülkenin profesörlerinin bile çoğu leş kendimizi kandırmayan ifadeleri kullandı. Bu çok garip ya. Atatürk'e aşığım ama Türkiye bombok bir ülke. Türk halkı bombok bir halk. Düşük zekalı, kıskanç, fesat, kendinden iyi olanı çekemeyen, kendinden iyi olan herkesi mahvetmek isteyen rezalet bir yapıya sahip. Bunu söylerken daha önceki yayınlarında şunda, şundan da bahsediyordu. Diğer dinsizler, diğer youtuberlar da beni çekemiyor onlar da beni bitirmek istiyor şeklinde konuşuyordu. Bu videosunda onu eklememiş ama onu derken bunu kastediyor. Yani kendinden iyi olan herkesi mahvetmek isteyen bir yapıya sahip derken onu da kastetmek istiyor. Türkiye'den bir bok olmaz. Umutsuzluk da aşılamak istemiyorum ama halk bu zihniyetteyken ahlak bu seviyedeyken yarrak gibi geleceğimiz olacak. Atatürk'ü seviyorum derken anladığım kadarıyla Atatürk'ün kaşını gözünü seviyor herhalde. Çünkü az önce de baktık ya arkadaşlar. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Bu boş bir laf değil. Birazdan bununla ilgili konuşacağız arkadaşlar. İmkanı olan def olsun gitsin. Burada yaşayacaksınız da en azından çevrenizi daha düzgün hale getirmeye çalışın. Bomboş insanlarla muhatap olmayın demiş. Ağzıma sağlık çok güzel söylemişim. Son iki aydır gördüm her şey bin kere haklılığımı ispatladı. Bununla ilgili de konuşacağız. Ülkenin profesörlerinin bile çoğu leş kendimizi kandırmayalım. Sırf Arnavut olduğum için batmış bu sözler. Söyleyen yedi kuşaktır Türk olan biri olsaydı alkışlardınız. Şunu gündem ederek bana sallamaya çalışmanız bile sözlerimi haklı çıkarıyor. Milliyetçilik. Milliyetçilik kendi milletini övmekle başlar. Sonra gerçeği görüp sövmekle biter. Mustafa Kemal Diamond Tema. Şöyle bir onun cosplay fotoğrafı vardı ya. Şöyle yaptı. Şöyle gömleğin içine soktu. Şöyle yan tarafa da onu yazın arkadaşlar. Ama sesini karizmatik olsun diye sesini kanlılaştır herkesin. Arkadaşlar milliyetçilik milletini övmekle başlar. Gerçeği görüp sövmekle biter. Mustafa Kemal Diamond Tema. Arkadaşlar dedemin sadece %80'e ikisi açıldı. Dedemi terk etmeyin. Şimdi arkadaşlar bu önemli. Ha, bununla ilgili tepkiler geliyor. Birçok YouTuber arkadaşlar yorumlar olarak tepkiler yazmış ama onunkileri şimdi onları karıştırmayalım. Ünlü bir iki kişi var video olarak konuşanlar. Bunlar aslında arkadaşlar yani şuraya da verebilirim videoyu. Hatta burada zaten. Daha sonradan telefona, telefonda bir daha e, buldum. E, copyright yememek için, tevlif yememek için arkadaşlar buradan gösteriyorum. Bazen kızıyorlar. Senin de te teknoloji o kadar gelişti hala da neden telefondan gösteriyorsun diye tevlif yememek için arkadaşlar. Şimdi Cüneyt Özdemir ve Varyansın TV'den Serkan Özün bu sözlere tepkileri olmuş. Onları da okuyacağız. Yalnız seyirciler farklı biliyor musunuz? Cüneyt Özdemirinkiler abi adam haklı adam haklı falan diyor. Tabii Varyansın TV'nin seyircileri sapla falan yazmış. Diamond Tema diye bir kardeşimiz var. Sosyal medyadan Türkiye'ye demiş ki bombok bir ülke. Halkı da bombok bir halk. Ahlak bu seviyedeyken bilmem ne gibi bir geleceğiniz olacak diye. Şimdi Diamond Tema genç bir arkadaş ateist görüşleri var. Bizim de yayınları aldık bir iki defa. Çok da izleniyor. Fakat işte sosyal medyanın böyle bir baş döndürücülüğü bir şeyi var yani. Çok izlendiğin zaman, iki etkinlik aldığın zaman kameranın karşısına geçip bütün bir ülkeyi, bütün bir halkı aşağılayacak küstahlığa erişebiliyorsun. Seni böyle bir yere taşıyor yani. Böyle bir kuşun kanadından kopmuş bir tüy gibi çıkıyorsun oraya. Ben aç kamerayı kardeşim, tak mikrofonu. Bu Türkiye şöyle, bu Türkiye böyle. Ya yani sen kimsin? Bir ülkeyi nasıl böyle bütün bir ülke genelleyerek şey yaparsın, küçümsersin? Hangi ülkedesin? Ö olduğun ülke ne ki? Bu ülkeye sen laf ediyorsun. Bir dön de yaşadığın ülkeye bak bakalım. <laughs> Onunla ilgili konuşacağız. <laughs> bu arkadaş geçenlerde bir program yapmış. Programda değil, uslu, tarz. Bunların hepsine benim de bir değerlendirmem olacak. Hatta şöyle de diyeceğim. Bu hani Adalı hükümleri falan doğduğu mahallelerde doğmuşuzdur, büyümüşüzdür. Ağdalı küfürlerinin teorisini de, pratiğini de biliriz. Ama bunlar hakikaten sözde kendini entelektüel yetiştirmiş. Bu sözde cumhuriyetçi bir sembol, kendini işte bir yere konumlandırmış arkadaş için kabul edilecek bir tarz değil. Üstü, kibir, nobranlık, uçmuş, bir baktım böyle midemi bulandıracak edecek tarzlar bilmem neler. Oranın içerisinde bir de şöyle kirletmeler de olmuş bizim veryansına dair. Onu da hemen programın başında söyleyeyim. Bin defa davet edilmiş beyefendi. Bir, bir kere çıkmamış Allah'tan. Onu herkes söylüyor. Gerizekalıymışız, mi şöyle miymişiz, böyle miymişiz, bilmem şunlar bunlar. Onu herkes söylüyor. Şimdi bu cümleler iyi cümleler değil. Bu cümlelerin var söyleyeceğimiz başka sert cümlelerimiz de olur. Şort olarak kesmişler. Şimdi arkadaşlar bu çok önemli. Belki bazılarınız çete şey yazacak. Henüz yazan olmadı ama. Abi adam haklı ya. Türkiye şöyle Türkiye böyle. Bir saniye arkadaşlar. iki dakika dinleyin amına koyayım. Ben çıkıp şöyle demiyorum ki sen Türk milletine dil uzatamazsın. Biz sabahtan akşama kadar eleştiriyoruz. Kendi ülkemizi değil mi? Kendi içinde bulunduğumuz insanları sabahtan akşama kadar eleştiriyoruz. Biz de demiyor muyuz? Saçma sapan şeyleri gördükçe kaçasım bir desim geliyor demiyor muyuz? Ben de diyorum. Değil mi? Bu önemli abicim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben yapmaya çalıştım, ben etmeye çalıştım ama işte çevrem yüzünden yapamadım diyen insanların işte ya bu insanlardan bir şey olmaz vesaire diyen insanların %99 oranında kendisi suçludur. Suç kendisindedir. Şimdi şunu düşünmemiz lazım. Diyorum ya şey daha sonra konuşacağız. Abi haklı mı değil mi? Abi şöyle teknik olarak tabii ki. Çünkü bütün ülkelerin zaten insanların çoğu böyle. Amerika'ya gittiğim zaman ben o insanlar ne kadar Einstein'mış demedim yani. Orada da başka sıkıntılar var. Dediğim gibi bunlarla ilgili de konuşacağız. Ama önemli olan kendi başarısızlığın suçunu topluma atmak. Şunu konuşmamız lazım. Yani bunu seyreden bütün arkadaşın şunu sorması lazım, değil mi? Diamond kendisi öldüğü üzere yapamamış. Çünkü Türk halkından bir bok olmuyormuş. Türk halkından bir bok olmazmış. İşte düşük zekalıymış, ahlaksızmış, ...şuymuş buymuş. O yüzden de başaramamış. O yüzden Arnavutluğa kaçıyor. Orada bir evde 3-5 tane arkadaşla orada kalıyorlar. Orada kalıp burada millete sallıyor. Benim mesela bir mühendise laf etmeye pek hakkım yok bir doktora pek laf etmeye pek hakkım yok. Neden ben o işi yapmıyorum? Ben çıkıp da doktorlar gitmesin diyemem. Ben çıkıp da mühendisler gitmesin diyemem. Çünkü o o insanların ne iş yaptığını ben bilmiyorum. Haklı olabilirler gitmekte veya haksız olabilirler. Onu ben bilemem. Ancak bu arkadaşla biz aynı işi yapıyoruz. O bunu kabul etmek istemese de o da YouTuber, ben de YouTuber'ım. O da dinsiz YouTuber, ben de dinsiz YouTuber'ım. Yaptığımız içerikler farklı olabilir. Ama ikimiz de YouTuber olarak sosyal medya üzerinden para kazanan adamlarız. Peki bu ülkeden hiçbir bok olmuyorsa, nasıl oldu da tıpa tıp aynı işi yapmama rağmen ben şu anda gayet rahat, gayet keyfi yerinde, maddi durumu iyi, keyfi tıkırında, büyük projeleri olan, istediği zaman agalarıyla çıkan eğlenen, istediği zaman evde toplanan eğlenen, evin içinde ve evin dışında, sokakta, her yerde mutlu olan, sokakta yürürken insanlarla fotoğraf çektiren. İzmir ama Türkiye sonuçta. İzmir'deki insanların kafası benim gibi daha çok. Benim gibi olmayan da çok insan var. Layıklık konusunda benim gibi. Türkiye'de İzmir gibi başka şehirler de var. Sadece İzmir olmak zorunda değil. Antalya'da öyle mesela. Ve onun gibi birçok bir şehir var. Full layık, full Atatürkçü, dinsiz insanların, layık insanların rahatça kalabileceği, Şehirler var. İzmir'de onlardan bir tanesi. Ha bok içinde yüzüyoruz. O ayrı mesele. Maalesef son senelerde dız oda oldu. O ayrı mesele. Ama dinsizlik olarak, dinsizlik açısından çok fazla sorun çekmediğin, hele ki YouTuber'san, YouTuber'sın çünkü, sorun çekmeyeceğin bir şehir. Ve dediğim gibi İzmir gibi başka şehirler de var. Bunu konuşmamız lazım. Madem Türkiye'den hiçbir bok olmuyor, ben nasıl yaptım? Ben niye mutluyum? Benim neden keyfim yerinde burada? Şimdi bakın bu soruyu soracak olsanız arkadaşa 1 milyar tane bahane uydurur. Ya şundan da bundan da onun da şu özelliği var da onun da bu özelliği var da. Hayır abicim. Bakın ben bu işin içinde olduğum için çok net konuşabilirim. Bunlarla ilgili konuşmak benim için çok önemli arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Bu hayat derslerini dinleyen ve bunları dinlemeye başladığında belki lisede olan, ortaokulda olan var mı bilmiyorum ama belki lisede olan ve bunları uygulayarak başarılı olan benim seyircilerim var yüzde kaçı böyle ben bilmiyorum. Ama önemli olan başaranlar. Bazısı bana mesaj atıyor, bunu söylüyor. Bazısı birebir görüşüyoruz bazılarıyla. Bazıları şu anda ekibimizde yer alıyor ve bize yardım ediyorlar. O yüzden bunlarla ilgili konuşmak çok önemli. Yani Türkiye'den bir bok olmaz diyen arkadaşlara karşı bu konuları konuşmak benim için çok önemli. O arkadaşın Diamond'ın geçtiği yoldan ben geçmedim mi? Dinciler tarafından saldırıya uğradım mı? Uğradım. Değil mi? Bana 22 tane dava açıldı mı? Açıldı. Adnancıların açtığı dava sonucunda evime polisler geldi mi? Bilgisayarlarımı topladı mı? Topladı mı? Topladı. O zamanlar benim kafamda şöyle bir görüş vardı. Türkiye'de sadece ya dinciler var ya da işte muhalif olanlarda bölücü daha da başka yok. Benim gibi düşünen yok. Ama yavaş 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 bir komünite oluşturduk. Ve bugün bizim kafamızda olan insanların varlığını herkes biliyor. Artık 2024'teyiz. 2013'te değiliz. 2013'te bizim sesimiz çıkmıyordu. Bizim gibi insanların. Yani ne Hamas ne PKK. Ne Hizbullah ne DHKPC. Bağımsız Türk milleti diyen Türk kültürünü benimsemiş Türkçü insanların, layık ve Türkçü insanların sesi soluğu pek çıkmıyordu 10 sene önce. Green Card'ı yaktık, geri geldik ve ondan sonra ne yaptık arkadaşlar? doğru düzgün savunabileceğimiz bir komünite oluşturmaya çalıştık. Avukat, avukatlar bulmaya çalıştık kendi kafamızda. Bazıları olmadı, bazıları oldu. Ve böylece bizi savunan avukat arkadaşlarımız oldu. En ünlüsünü zaten biliyorsunuz. Bunun haricinde komünitemizi daha da güçlendirmek istedik. Bakın arkadaşlar, bakın size şunu çok net söyleyeyim. Türkiye'de benim kafa denge olabileceğim insanların sayısı belki %1'dir, %2'dir. Belki de bu konuda pezimistim bilemiyorum. Belki de bu konuda kötümserim bilemiyorum. Ama iyimser olmaktansa kötümser olan boşverin. Benim kafamda yani sizin gibi böyle arkadaşların sayısını potansiyel olarak beni tanısa beni sevecek arkadaşların bizim kafada arkadaşların sayısını ben %1 ya da 2 olarak görüyorum. Ama bu 1 milyon 1,5 milyon insan demek. Ben %1 olarak görmeme rağmen bile çıkıp da Türk halkından bir bok olmaz demiyorum. Türk halkı bombok bir halk demiyorum. Bir kere bu doğru bir laf değil. Yanıltıcı bir laf. Neden? Çünkü arkadaşlar zaten bakın toplulukların çoğunda azınlık kalitelidir. Birçok toplulukta böyledir. Azınlık kalitelidir. O azınlık lokomotif görevi görür. Sizler lokomotif görevi göreceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Ve komünitemizi güçlendirmek için başka neler yaptık? a do grupları kurduk. Para bile almıyorum. Neden? Topluluğumuz güçlensin. Ondan sonra set ekibi gene seyircilerimden topladık. Trekking buluşmaları yaptık. Bisiklet buluşmaları yaptık. Atölye yani o robotu falan yapıyorduk ya buluşmaları yaptık. Ve bunların her birisinden çok kalifiye, çok kaliteli insanlar bulduk. O insanlarla tanıştık. Ve birçok realde tanıdığım İzmir içinde çok kaliteli arkadaşlarım oldu. Arkadaşlar ben o kadar kaliteli insanlar gördüm ki. Ya ne fark eder? Diyorum ya isterse Türkiye'nin %1'i olsun. Hiç fark etmez. Ben onlar için yaşıyorum. O %1, %2 için yaşıyorum. Çünkü ben Amerika'ya gittim. Orada mutlu olamadım. Kendi kafa dengin insan olmayınca olmuyor arkadaşlar. Orada yaşadıklarımı da anlatacağım. Çünkü şöyle bir güruh var. Bakın konuyu hiç bilmeyen. Sadece Türkiye boklandı diye. Türk halkı boklandı diye. Elinde tuzlukla koşan. Aa abimiz haklı ya falan diyen. Abimiz çok haklı ya falan diyen. Bir insan güruh var. Bu konuda %100 haksızlar. Birazdan anlatacağım sebebini bu konuda bu spesifik konuda yani bu diamond'ın konusunda %100 haksızlar. Şimdi geldik olayımıza. Diamond neden bunu söyledi? Bakın bunun nedenini önce bir araştırmamız lazım. Diamond neden böyle bir şey söyledi? Neden çıktı dedi ki bu halktan bir bok olmaz. Ne olduğunu söyleyeyim. Çünkü bahanesi şu. Diyor ki ben diyor insanlara fayda sağlamaya çalıştım. Kimse bana destek olmadı. Diğer youtuber'lar beni işte, işte alaşağı etmeye çalıştı. Kimse bana destek vermedi. Halk bana destek vermedi. Ben insanlara bilgi verdim. insanlar kıymetimi bilmedi. Tamam mı? Özeti bu. Millet yani bunu savunanlar o kadar olayı bilmiyor ki. Adam kendi kendisini eleştiren kendi seyircisine küfrediyor orada. O siktirin gidin yarrağıma kadar yolunuz var. Takipten çıkın falan diye bağırdığı, küfürü saydırdığı zaman da kendi seyircisine diyor onu. Kendisini çok basit bir şekilde eleştiren. Çok basit bir şekilde eleştiren. Abi o Ey, o karının videosunda koymasaydın falan diye böyle çok basit bir şekilde eleştiren ya da işte abi kalite düştüm ya falan diye kendisini eleştiren kendi seyircisine küfür ediyor. Ve oradaki embesiller de bunu alkışlıyorlar. Abi çok doğru söyledin falan diye. Ulan o embesil sensin ama. Adamın küfrettiği herif sensin. Dediğim gibi ona geleceğiz. Yani o bombok halk dediği aslında sensin. Hani o alkış tutanlar var ya. Helal olsun abi gerçekten ya. Türkiye'de ne kadar siktir boktan bir halk. Evet o, o sensin ama. O sensin kanka. Onunla ilgili konuşacağız. O ayrı bir bölüm. Yani kısacası abi Türkiye'den bir bok olmaz. Türk Türklerden de bir bok olmaz deyip de aslında kendisi de o bir bok olmayan insanlara dahil. O insanlar. Biz onlara Orta Doğu aydını, Orta Doğu enteli diyoruz. Bakın biz bu Diamond arkadaşa o kadar destek verdik ki. Bu ilk başladığı zaman çok gözüksün diye yayınlarımıza çıkarttık. Hala da teşekkürleri falan filan durur eğer silmediyse. Ondan sonra bu adama kendimiz bakın uğraştık durduk e, dinsizleri şey yapan avukat olsun diye. Değil mi? Dinsizleri sav savunan bir avukat olsun diye. Uzun süren bir süreçti o. Böyle bir şey ayarlayabilmemiz. Ve sonunda bir arkadaşımızı ayarladık bu şekilde. Ve buna hazırdan verdik. Ve şu anda aynı adam o adam aynı avukatı kullanıyor. Bunu başka bir youtuber yaptı. Adam mesela gitti Antalya'da. Antalya daha böyle laik bir yer olduğu için oraya orada yerleştirmeye çalıştı. Ona gene yardımcı olan gene başka bir YouTuber'dı. Kik yayınlarını açan başka bir YouTuber. O kadar çok destek oldular ki insanlar. Yani işte başkaları da beni çekemiyor falan filan. Bunlar adamın ağzından çıkan en büyük yalan. Adamın ağzından çıkan en büyük yalan arkadaşlar. Ve öyle bir piyango vurdu ki buna. O AKP'li adamın tweet atması, AKP'li işte Adalet Bakanı mıydı? Onun tweet atması öyle bir piyango vurdu ki buna inanılmaz bir destek gördü. Yani şu bokladığı halktan inanılmaz bir destek gördü. Böyle bir desteği bakın çoğu YouTuber görmemiştir. Hashtagler açıldı kendisine. Bir sürü işte fonşinlerin bilmem nelerin programları da çıktı. Ben zaten mesela fonşin beni çağırır mı? İmkan var mı? Ya da çağırsa bile ben fonşine çıkar mıyım? Bu arkadaş oturdu insanlara çıktı. Bazılarında çıkmaya çalıştı çıkamadı. Ondan sonra abi ben tabii ki daha önceden bize yapmış olduğu, bana yapmış olduğu ihanetten dolayı çünkü bakın ben bu kadar ve benim gibi başka arkadaşlar da biz bu kadar destek olduk. Seçim dönemi ok tayfayı arkasına aldığı için bizi AKP'li ilan etti. Biz ona hiçbir şey yapmadan bak bu çok önemli. Biz ona hiçbir şey yapmadan bize ihanet etti. Bizi sırtımızdan bıçakladı. Hadi diyelim yanlış anlaşılma oldu. Hadi diyelim o zaman işte seçim şeyiyle arkadaş yanlış yaptı. Diğer arkadaşlar zaten affetmişti hatırlıyorsunuz. Tamam. Ondan sonra geldik bu olaya. Tamam mı? Bu hashtag açılması olayına. Ben bu arkadaş için kötü bir şey dedim mi demedim. Bana her türlü linç yaptılar mı yaptılar. Ben linçimi yedim ve sustum. Bu arkadaşın yapması gereken tek şey neydi biliyor musunuz? 2 dakika efendi olmak. Yapması gereken tek şey 2 dakika efendi olmaktır. Hani derler ya 2 dakika efendi ol diye. Bu adama bakın yapmadığımız destek kalmadı. Avukatlar vesaire o başına içine girdiği durumlardan kurtardık. Adamı pezeneklerin elinden kurtardık. Adamı... Adamı pezevenklerin elinden kurtardık. Pezevenkler derken bizim mahallede bazı pezevenkler vardı. Ondan bahsediyorum. Kimse üstüne alınmasın. <laughs> bizim mahallede bazı pezevenkler vardı. Onların elinden kurtardık. Ondan sonra abi ama olay ne? Bunların biz hepsini yaptık ama yeterli değil. Hani ben isim vermeden destek oldum ya. Destek oldum ama isim vermeden. Neden? Çünkü sevmiyorum adamı. Adamın haklarını savunuyorum. Konuşma özgürlüğünü savunuyorum. Ama şahsını sevmiyorum. Bana yanlış yapmış. Beni arkadan vurmuş. Niye? senmek zorunda değilim ki. Ama haklarını korurum. O ayrı mesele. Ve kendisine benimle ilgili soru sorulduğu zaman bu adam neden sana hashtag açmadı diye sordukları zaman tek yapması gereken şey 2 dakika efendi olmaktı. Onu bile yapamadı. Onu bile yapamadı. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu beyefendi normal bir insan değil. Bu beyefendi Arnavut prensesi. Tamam mı? Bu beyefendi Arnavut prensesi. Herkes buna itaat etmek zorunda, tapmak zorunda. O istediği her şeyi yapar. O arkadan bıçaklar, o ihanet eder, o nankörlük yapar. Ama herkes ne olursa olsun ona biat etmek zorunda. Neden? Beyefendimiz Arnavut Prensesi çünkü. O nankörlüklerinin cezasını çekti ve yine de bakın yine de çok çok ballı bir adamdı. Yine de adam el üstünde tutuldu. Tek yapması gereken iki dakika efendi olmaktı. Ve demekti, demekti ki ya işte Efe Aydal yapmış olabilir ne yapalım işte o, o da onun. Ben hiçbir şey söyleyemezdim. Değil mi? Bana söyleyecek hiçbir şey kalmazdı. Hatta ne olurdu abi bak ne güzel Efendice karşıladı. İşte Efe Aydal kıskanıyor falan filan. Saplayacaklardı bana gene. Ben bildiğim halde gene negatif konuşmadım. Linçim yedim sustum. Ama o noktadan sonra adam kendisi kendi gerçek yüzünü ortaya çıkardı. İki dakika efendi olmayı bile beceremedi. O yüzden... Diamond'ın kardeşim senin içinde bulunduğun durumun sorumlusu Türk halkı değil. Senin içinde bulunduğun durumun sorumlusu diğer YouTuber'lar değil. Senin içinde bulunduğun durumun sorumlusu sensin. Sen nankörlüğünden dolayı o duruma düştün. Benim gibi kendisine sürekli yardım etmeye çalışıyor. Bak ben bir sürü YouTuber'a yardım ettim. Değil mi? Bir sürü youtuber'a yardım et. Neden? Komünitemiz gelişsin diye arkadaşlar. Youtuber olmayanlara da yardım ediyorum. Hani ilk kendisine sorulduğunda dalga geçer gibi şey demişti ya. Neden size hashtag açmıyor falan. Benim 10.000 takipçim olsa da arkasından Efe Aybi Efe Aybi diye konuşan 10.000 takipçili youtuber olsaydım beni de destek verirdi falan diye dalga geçti ya. Evet doğru. O 10.000 takipçili youtuber'ların hepsine ben destek verdim. Birçoğunu ittirdim, birçoğunu startup yaptım. E, hepsinin değil ama birçoğunun yani hiç tanınmayan arkadaşları bile tanıttım. Neden? Çünkü yetenekli arkadaşlar. Bazıları da az tanınıyordu. Bazıları da benim kadar tanınıyordu ama en azından benim seyircilerim de eklensin ona istedim. Neden? Bunların hepsi bizim kafada arkadaşlar. Bunların hepsi yetenekli arkadaşlar. Bunların hepsi iş bilen vefalı arkadaşlar. Komünitenin ne demek olduğunu bilen arkadaşlar. Bunların hiçbirisi de şunu yapmadı mesela. Bir kere yayına çıkardık. ikinciyi çıkarmayınca arkamdan sallamadı bana. Onu yapan bir tek sensin. Sana hashtag açma. Sana her şeyi yaptık. Bir üstüne hashtag açmadık diye. Bu onun kalitesini gösterir. Bu... Git şimdi Arnavutluk'ta orada ağla. Git şimdi orada ağla kanka. Orada 3-5 kişiyle bir eve sıkış. Şimdi orada ağla. 1 milyon, 1,5 milyon takipçim var. Ha al hepsini üst üste koy. Misket oyna şimdi onlar evinde. Hiç kimseye suç atma. Senin içinde bulunduğun durumun kesinlikle ama kesinlikle ama kesinlikle ama kesinlikle sorumlusu senin nankörlüğündür. Bu kadar basit. Peki sadece biz miyiz? Youtuberlar mı? Ona destek olan. Hayır. Adam ne kadar çok para topladı. Bunlardan hiçbir bok çıkmaz diyen halktan ne kadar çok para topladı. Milyonlar toplamıştır. Rahat rahat toplamıştır. Adam çıktı şey diyor ya. Evimi değiştireceğim falan diyor. Hangi parayla? Hayrola? <laughs> ben bir telefon aldım diye seviniyorum. Nerede ama şurada. Telefon aldım diye seviniyorum. O hashtag açanlar. O para yollayanlar. Oğlum bunlar Alman halkı mı? Arnavutluk halkı mı bunlar? Ha? Bunu yapanlar Arnavutluk halkı mı? O zaman abicim adam ol. O topladığın paraları geri ver. Çok basit. Ha nasıl olacak diye düşünebilirsiniz. Çok basit. Yo Mehmetçik Vakfı'na bağışla. Kaç ne kadar para topladıysan Mehmetçik Vakfı'na bağışla. Çünkü sen ne demiştin? Benim size ihtiyacım yok. Ben istersem gider akademisyen olurum demiştin. Hatırlıyor musun? Hadi git o. Söyleyin arkadaşlar. Olsun. Hadi git o, git o kanka. Gerçi orada arnavutlukta üniversiteye girse adını soyadını yazsa bu profesör yaparlar. Ve biliyor kendi takipçilerinin de şeyini e, seviyesini biliyor. Orada mesela bana sallarken yarın yanına karısını aldı, karısıyla birlikte salladılar. Bir laf adam sallıyor, bir laf karısı sallıyor. İşte karısı da konuşuyor, o da diyor bu onun kalitesini gösterir falan. Ben ikisine birden cevap verince adam çıkıp diyor ki karımı ne karıştırıyorsun? Çünkü neden bunu diyor biliyor musunuz? Kendi kendisini takip eden insanların beyin kapasitesini biliyor. Harbiden de yorumlara yazıyorlar. Efe Aydal'dan da bunu beklemezdim. Tamam sen adamla tartış ama karısını niye karıştırıyorsun işe? Ulan bin tane drama yaratan YouTuber var. Hangi bir tanesi karısını yanına alıp da yapıyor? Onu yapanlar var ama onlar da cezasını çekiyorlar. Pişman oldular sonra. Onlar da pişman oldu. 2-3 tane daha var. Onlar da aynı sıkıntıları yaşıyor. Sonra diyor ki aa karımı karıştırdılar. Oradan yürüdü. Çünkü biliyor kendi seyircisinin şey olduğunu. ...onu düşünemeyeceğini yani biliyor. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlık şöyledir. Bakın arkadaşlıkta kredi notu olur. Çevrenizde topladığınız arkadaşlıkta kredi notu olur. Tamam mı? Mesela senin arkadaşının bir... ...bir arkadaşının kredisi çok iyidir. A'dır tamam mı? A, A'dır falan. Sana yanlış bir şey yapar. Hemen bak o arkadaştan ayrılmazsın bile. B'ye düşürürsün. iken B'ye düşürürsün falan. Cık. Falan. Sonra belki aranız düşer, düzelir tekrar A'ya çıkar. Olabilir. Ya da mesela başka bir adam tanımıyorsun fazla falan veya işte kıl olmuşsun böyle düşük not. Kredi notu düşüktür böyle. D'dir falan. C'dir ama sana çok kral bir hareket yapar. Dersin ki Abi, bu delikanlı adammış. Bunun, onun kredi notunu yükseltirsin. Bunu herkesin yapması lazım. Hayatta uygulamanız lazım bunu arkadaşlar. Her arkadaşınızın kredi notu olmalı. Neden biliyor musunuz? Çok kral arkadaşınızla bir yanlış böyle bir yamuk yaptı diye kanlı bıçaklı olmanıza gerek yok. O yüzden ben ihanete uğradığım zaman çok böyle şey olmuyor. Şaşırmıyorum yani. Mesela Diamond'da çok şaşırmadım. Çünkü yaptığı hareketlerde belliydi zaten ne oldu. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Diamond gibi adamlarda bütün arkadaşların notu, kredi notu FF. Adam FF'den başka not bilmediği için, adam FF'den başka not bilmediği için bütün arkadaşların kredi notu da FF'ye gidiyor. Ne yaparlarsa yapsınlar FF devam ediyor. İyilik yapıyor 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 bir gün yapmıyor ondan sonra diyor ki aa demek ki bu beni al aşağı etmeye çalışıyor. Daha önce yaptığı iyilikler daha önce yaptığı iyilikler ne abi? Bu yüzden bu çok önemli. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bu bir bu arkadaş Diamond bir karakter tahlili yani tam karakter tahlili yapılacak adam. Hani Kanada'ya kaçan bir arkadaş vardı ya EOC Rumuzlu. O da tam karakter tahlili yapılacak bir arkadaştı. Onun karakteri farklı toksik bir adamdı. Bu da tam karakter tahlili yapılacak bir arkadaş. Bu adam gibi çok fazla insan görürsünüz bakın çevrenizde. Abi hiç çevremdeki hiç kimse hiç, hiç adam yok çevremde. Çevremde hiç adam yok. Hiç insan yok. Hiç doğru düzgün adam yok. Hepsi amına koyayım sizin. Türkler şöyle, Türkler böyle falan. Bakın arkadaşlar size şunun garantisini veriyorum. Türkler iyi, kötü, vasat, orta vesaire bunun hiçbir önemi yok. Hiçbir alakası yok konuyla. Konuyla ilgisi yok. Bunu diyen adamın yanına gidin. 2 dakika yardım etmeye çalışın. iki dakika arkadaş olmaya çalışın. Neden çevresinde kimse olmadığını anlarsınız. Hiç kimse çevrenizdeki hiçbir arkadaş size hiçbir şey borçlu değildir. Anladın mı? Ben sabaha kadar 5000 tane belgesel çekerim. Bana bir kişi bile Patreon'dan para yardımı yapmayabilir. O zamanlar çünkü Patreon'du. O yüzden Patreon dedim. O zamanlar Patreon'umuz vardı o belgeselleri yaptığımda. Ya da işte şimdi ben mesela burada saatlerce haftalarca yayın yapabilirim. Kikten kimse bana bağış atmayabilir. Ben YouTube'da yayın yapabilirim ki kimse bana bağış atmayabilir. Hiç kimsenin böyle bir zorunluluğu yok. Ben Beyaz Hap filmini 4 senede çektim. insanlara satışa koydum. Hiç kimse bunu almak zorunda değil. 4 sene emek verdim diye. Hiç kimse destek vermek zorunda değil. Bunu çok iyi bilmeniz lazım. Neden? Çünkü hiç kimse destek vermek zorunda değil. O yüzden verdikleri en ufak destek bile size bir lütuftur. Anlatabiliyor muyum? Beyaz hap koyduk. Diyelim ki sadece bir kişi aldı. Sadece bir kişi aldı. O bir kişinin lütfudur. Anlatabiliyor muyum? Kimse size destek olmak zorunda değil. Sike sike sen başarılı olmak zorundasın. Ben hangi ülkede başarılı oldum? Mars'ta mı? Ben bu yaptığım işleri hangi ülkede yaptım? Gerçi o arkadaş da yapmış ya. Kırmızı hap çekmiş her hafta. Her hafta. Biliyorsunuz her hafta kırmızı hap çekiyormuş. Arkadaşlar ben de her hafta uzun metraj film çekiyorum. Kik'te arkadaşlar her hafta 4 saat... Uzun metraj film çekiyorum. Biliyor muydun siz bunu? Christopher Nolan'a ben diyorum ki lan senin çektiğin ne film mi lan? Ben her hafta 4 saat film çekiyorum zaten. Senede bir tane film çekiyorsun sen anca. O da 1,5-2,5 saat. <laughs> Ve gerçekten Türkiye'nin çıkardığı başarılı isimlere bakın arkadaşlar. Spor alanında başarılı isimlerimize bakın. Bilim alanında, sanat alanında başarılı isimlerimize bakın. Bir tanesi çıkıp Türklerden bir bok olmaz dedi mi? Gerçek anlamda başarılı. Gerçek anlamda zeki, gerçek anlamda kaliteli, değerli, entelektüel, gerçek anlamda entelektüel ama. Çıkıp diyorlar mı abi bu ülkeden bir bok olmaz diye. O yüzden abicim şu anda toplamış olduğu, evet yani ne derse desin, bakın bugün şunun farkındayım. Ne derse desin kendisini destekleyecek. Hele ki Türk halkını bokladı ya, orgazm olan bir kitle var. Bunun farkındayım. Uf, Türk halkını bokladı. Orgazm olup daha da çok destek verecek bir kitle var. Ama ona güvenmesin abi. Çünkü siyasi görüşü o adamlarla aynı değil. Onların içinde birçok vatan haini var. Bunun kanıtı da var. Kendisi bunun farkında bile olmayabilir. Birçoğu vatan haini insanlar, birçoğu bildiğin Türkiye'ye düşman insanlar, Türkiye düşman siyasi görüşte olan insanlar, birçoğu da daha önce konuştuğumuz Orta Doğu enteli. Yani Türkiye'yi boklayıp ama kendisi daha beter olan insanlar. Bunu bilmek ne de önemli? Sen şu para topladığını sanıyorsun ama sen evinin içine dinamit dolduruyorsun. Farkında değilsin. O adamlara ters gelecek bir şey yaptığın zaman seni çok büyük linçe sokarlar bir. İkincisi de yarın bir gün şu an tamam parayı topluyorsun çok güzel gelirin de var. Düzenli gelir değil ama o. Yarın bir gün seni bir sokak köpeğine satarlar. Bir sokak köpeği, bir mama firması, bir mama lobisi çıkar ağlar, bir mama derneği çıkar ağlar. Sana verdikleri parayı ona vermeye devam ederler. Sen de onun farkındasın. O yüzden o tür şeylere laf edemiyorsun. Çünkü yorumlarda falan görüyorum altta. Efe Aydal iğrenç bir insan geçen gün katliam yasasını desteklemiş falan diye yorum yazıyorlar. Şimdi çık onlara hadi karşı konuş. <laughs> Ve çok güzel bir şey söylemiş bak birileri. Aynı lafı Kürtler için söyleseydi. Bakın bugün, bugün o destek veren insanlardan bahsediyorum. O alkış tutan insan. Evet ya gerçekten ya haklı ya abimiz haklı ya falan diye insanlardan. Aynı lafı Kürtler için söyleseydi ne yapacaklardı? Bir durup düşünelim abi. Neyse akademisi olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Zaten hiçbirinize ihtiyacı yok. Akademisi olmasını bekliyoruz. Ben Amerika'ya gittiğimde, 10 sene önce Amerika'ya gittiğim zaman 3 hafta içinde Amerika'da öğretmenlik yapmaya başladım biliyorsunuz. Hocalık yapmaya başladım. Microsoft'ta çalışan, oradaki yazılım mühendisim deniyor onlara. Bilmiyorum, yazılımcıların. Çocukları bizim okula bırakıyorlardı. Bizim, pardon, eğitim merkezine bırakıyorlardı. O çocuklara hocalık yapıyorduk. Sen de bul bir tane aga. Sen de hoca ol. Felsefe hocası ol mesela. Yabancı dilin de var senin. Yani vardır diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum var mı? Vardır diye tahmin ediyorum. Latincesi iyi ya, onu biliyorum. Çünkü arada sırada böyle bir kere falan gördüm. Türkçe falan konuşurken bir anda böyle latince bir cümle söylüyor. Allah Allah diyorum. Türkçe konuşurken bir anda niye latince bir cümle söyledi falan. Yani millete büyü mü yapıyor acaba falan. Sonra harbiden gittim baktım. Şurada bak gittim baktım. Harbiden büyü yapıyormuş. Sorcerer Wizard 5. level büyüsü. Feeble Mind. Intelligence'ı 1'e düşürüyor. Karşındakinin Intelligence'ı 1'e düşürüyor. Bütün taşlar yerine oturdu. Çünkü adam latince konuştukça bunlar böyle para basıyor. <laughs> 5 dolar basıyorlar. Bakın arkadaşlar ben bakın ben bazı insanlar var Türkiye'de. Gerçekten çok seviyorum. O insanları gerçekten çok seviyorum. Çok düzgün. Bazıları tanıyorum bazılarını tanımıyorum. Gerçekten o insanlar için yaşanır. Ama diyorum ya belki bunlar yüzde bir. Bizim kafamızda birebir olanlardan bahsediyorum bu arada. Ama mesela birebir bizim kafamızda olmayan. Ama yine de uzaktan da olsa iyi adammış diyeceğimiz de çok insan var. Önemli olan bunları bulmak arkadaşlar. Kesinlikle Türkiye'de olur. Ama önemli olan iyisini bulmak. Düzgün insanları bulmak. Birbirini bulmak. Ama her şeyde önemlisi nankör olmamak. Sen kendin toksik olmayacaksın. Hatırlıyor musunuz? Birkaç sene önce podcast olması lazım. Hiç arkadaşım yok diyen insanlar falan filan diye böyle bir podcast yapmıştık. Hatırlıyor musunuz? Önce kendinden başlayacaksın. Acaba ben mi toksiyim? Çünkü hiç arkadaşım yok diyen insanlarla arkadaşlık yapmaya çalıştığınızda bir süre sonra neden hiç arkadaş yok öğreniyorsunuz demiştim. Hatırlıyor musunuz o podcastlerde? Olay bundan ibaret. Şimdi bu olayı bilmeyen insanlar olayı Türklüğe şey yapmışlar. Türkçüler buna kızıyor. Sen Türk halkına nasıl laf edersin falan diye. Orta entelleri de alkışlıyor. Aslında konunun Türklükle hiçbir alakası yok. Konunun bu arkadaşın nankör olmasıyla alakası var. Ve işin güzel yanını biliyor musunuz? Şimdi şu yayını seyredecek. Bakacak, bakacak, bakacak. Acaba ibret alacak mı sizce? İbret alacak mı? Evet lan. Tamam. Pozitifliği kendimden başlatmalıyım. Böyle bir şey var arkadaşlar. Pozitifliği kendinizden başlatmalısınız. Pozitifliği kendimden başlatmalıyım. Mı diyecek yoksa şöyle mi yapacak? Bana nasıl bunları söyler? Ben Arnavut prensesiyim. Bana nasıl bunları söyler? Çabuk bir yayın açmam lazım. Çabuk neden haklı olduğumu anlatmam lazım. Neden haklı olduğumu anlatmam lazım. Aynen kanka. Devam. Aynen böyle devam. Aynen böyle devam. Seni sevmiyorum. Seni sevmediğim için aynen böyle devam diyorum sana. Seni seviyor olsam çok farklı şeyler söylerdim. Kendini içine soktuğu tehlikenin kendisi farkında mı acaba? dedik ya. Bununla ilgili kanıtım da var dedik. Ekşi'de beni sürekli sapıklayan bir adam vardı. Adam yani üşenmiyor. Hatırlıyorsunuzdur o adamı. Hatırlıyorsunuz değil mi abi? Üşenmiyor. Kürt düşmanı, ırkçı, faşist, kadın düşmanı sürekli bunları 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 yazıyor ki bence bunlar çok daha tehlikeli sözler. Aptal, salak, beyinsiz, ahmak gibi sözlerden çok daha tehlikeli sözler. Ama diğer sözler daha çok ceza aldırıyor. Mantıksız bence. Biz de bu arkadaşı yapmış olduğu hakaretlerden dolayı davaladık. Çünkü işte beyinsiz ahmak falan filan da diyordu ve ceza aldırdık bu arkadaşa. Aynı arkadaş şimdi bu kişinin Diamond'ın başlığının altında Diamond'ı övgüler düzüyor. O arkadaş Diamond bunun farkında bile değil büyük ihtimalle. Çevresine topladığı, peşine taktığı insanların farkında bile değil. Ben size diyorum ya çok büyük patlayacak diye. O küfür müfür videosunda bana yazdığınız abi patlayacak dedim bak patladı. Bak bu hiçbir şey değil. Bu hiçbir şey değil. Adamın karakteri self destruct. Kendi kendini yok etme üzerine. Ve işte biz bunu görüp analizini yapmamız lazım. Biz bu adam olmamamız lazım. Anlatabiliyor muyum?